NASA'nın uzay aracının Mars yüzeyine inişinin bazı aşamaları aşağıdaki şekilde verilmiştir. Buna göre uzay aracının tasarlanması aşamaları ile ilgili yargıların hangileri doğrudur demiş. Ne yapmış? Mesela Mars atmosferine giriş, ısı kalkan sıcaklığı artacak, paraşüt açılacak demiş. Sonrasında ısı kalkanı ayrılacak, üst panel ayrılacak, değil mi? iş gerçekleşecek, tekerlikler araç Mars, düzeyine bırakılacak bölgeden ayrılış demiş. Bakalım bir ısı kalkanı ulaşıca maksimum sıcaklığın hesaplanması da fiziğin termodinamik alt dalından yararlanır. Evet ısı ve ısı olaylarıyla termodinamik ile geliyor o yüzden bununla o ilgilenecek deriz. Bir doğru iki. Mars atmosferine uygun paraşüt yapısının tasarlanmasında fizil mekanik altlarından yararlanır. Evet kuvvet hareket bunların hepsiyle mekanik ilgileniyor. Aşağı doğru işte bunların ağırlığı var yukarı doğru hava direnç kuvveti oluşacak burada değil mi? Bu etkisiyle aşağı doğru işte inmesi lazım çok hızlı inmemesi gerekir falan gibi. Dolayısıyla kuvvet hareket olduğu için mekanik ilgilenecek deriz. İki de doğru olmuş oldu. 3. Uzay aracının mast yüzeyinden yüksekliğe radyo dalgalarının yansıması ilkesiyle tespit edilmesinde radyo dalgaları zemine gönderip geri dönmesinden ne kadar mesafe kaldığını anlaşılmasına yaramasından bahsediyor. E burada da radyo dalgaları yani elektromanyetik dalgalar kullanıldığı için elektromanyetizmanın konusudur deriz. 3. idi. Aldık cevabımız 1 2 3'ten edirne olurmuş. Odak noktası ef merkez noktasında olan çukurayın önüne şekilde bir yerleştirilen kablo cisimleri eşit boydadır. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır demiş. Görüntü özellikleri ilgili şıklar vermiş. Hadi gelin bakalım. K nerede cismimiz? Odak liner'sında. Odak liner'sındaki cismin görüntüsü aynanın arkasında sanal ve cismi boyundan daha büyük oluyordu. Ve şu mesafeye x buraya y diyecek olursak x mesafesi y'den her zaman daha büyüktü. Hatta bu uzaklıklarla boy doğru orantılı Bir başka bir şey. Eğer cismin bulunduğu yer f bölü 2 ise özel durum. Görüntünün bulunduğu yer f mesafesi oluyordu. Bunu da söyleyebiliriz. Bu anlamda görüntü sanalmış ve boyu da cismin boyundan daha büyükmüş diyebiliriz. X'in görüntüsüyle, K'nın görüntüsüyle ilgili. Gelelim şimdi diğerine L'ye. L nerede? Merkezin dışında. Merkezin dışındaki F ile merkez arasında ters olurdu. Boyu da cismin boyundan daha küçük. Buna gerçek görüntü deniyor. Gerçek ve ters olmuş oluyor. Hadi bu mantıkta bakalım. Ne diyor? K'nın görüntüsü sanaldır. Evet aynanın arkasında olduğu için sanal olmuş oldu. Adana doğru bize yanlışı soruyor tabii. L'nin görüntüsü gerçekleri demiş. Evet aynanın ön tarafındaki görüntüye gerçek görüntü deniyor. O yüzden doğru oldu. K'nın görüntüsünün boyu L'nin görüntüsünün boyundan uzundur. Evet. Kalelerin mevcut durumda boyları eşit ama K'nın görüntüsü K'dan fazla, değil mi? Ama L'nin görüntüsü ise L'den daha az olacağı için otomatikman K'nın görüntüsünün boyu daha fazla olmuş oldu. Bu da doğru oldu. Denizli K'nın aynı olan uzaklığı yani şu mesafe L'nin görüntüsünün boyundan pardon K'nın aynı olan uzaklığı görüntüsünün aynı olan uzaklığından büyüktür demiş. Hayır görüntüsünün aynı olan uzaklığı daha fazla. Hatta F bölü 2 ise buraya F mesafesi diyoruz. 2 katı olmuş olacak. Değil mi? Her zaman buraya x buraya y diyecek olursak x y'den daha büyüktür de diyebiliriz. Bu anlamda Denizli yanlış oldu. Edirne'ye de bakalım. L'nin görüntüsü f ile mer merkez arasındadır demiş. Evet merkezin dışında olduğu için görüntü f merkez arasında olur deriz. Bu anlamda cevabımız Denizli'ymiş. Yatay sürtümüz düzlem üzerinde bulunan dikdörtgenler prizmalı şeklindeki türdeş K cismi X y ile duvara şekildeki gibi itiliyorken K cismin yere uyguladığı basınç P yer, yere uyguladığı basınç kuvveti F yer, duvar uyguladığı basınç ise P duvar demiş. Her cismin yatay düzleme şekilliklik bir yerleştirin de yargıların hangileri doğrudur doğru demiş bölmeler iştarlıklı. Bakın arkadaşlar bu cismin bir ağırlığı var. Ağırlığından da o yere basınç yapıyor ve basınç kuvveti uyguluyor. Şu yayda sıkıştığı için ne yapıyor? İtiyor. F yay kuvveti var. Bu da düşey duvara ne yapmış oluyor? F yayımız burada. Kuvvet uygulamış. Dolayısıyla basınç yapmış oluyor. Bu mantıkla bakacağız aslında. Şimdi şekil birden şekil ikiye getirdiğimizde bakın aşağı doğru K cismin ağırlığı ne yapmıyor? Değişmiyor. Öyle değil mi? Ama K yere yaptığı basıncı sorduğunda F ile işimiz olmayacak. G bölü S diyeceğiz. Burada bakın iki bölmelik yer kaplıyor. S kadar değilim. Ama PK üstü ikinci durumda bakacak olursak G'miz aynı fakat tabanının iki katına çıktı. 2S oldu. O zaman önceden bunun basıncına P diyeceksek ya da P yer diyeceksek o zaman yeni durumda bunun basıncına P yer bölü 2 demek lazım. Burada da öyle söylediği için doğru olmuş oldu. Basınç kuvveti doğrudan cismin ağırlığına eşit. Yani birinci durumda yere yapılan basınç kuvveti G kadardı. Yine yay kuvvetine bağlı değil. Yukarıdan aşağı doğru kuvvet lazım çünkü dik kuvvetimiz. İkinci durumda da yine şöyle F yer üstü diyelim. Sensiz. O da G'ye kadar olacak. O yüzden değişmemiş olacak. Burada değişmemiş diyor. F yer kadardır diyor. O yüzden doğru oldu. Şimdi üçüncü yargıya dikkat. K cismin duvar uyguladığı basınç demiş. K cismin duvara kimden dolayı basınç yapıyor? Yaydan dolayı. Bakın şurası 4 bölme olduğu için şurası da 2, böl 2 bölme yarıya düşmüş. Yani buna 2 diyelim isterseniz buna S diyelim. Şimdi duvara yaptığı basıncımız önceden P duvar diyecek olursak P duvar F yay bölü değil mi 2s kadar diyeceğiz. Şimdi yeni durumda F değilim daha doğrusu P diyelim. P duvar üstü diyecek olursak yaydaki kuvvetimiz artık eskisi kadar değil daha büyük oldu. Nereden anladık? Yayımız daha çok sıkıştı. 1. Yüzey alanı da 2s'ten s'e düşmüş oldu. Bakın eğer yüzey alanı sadece yere düşüp de F yer değişmeseydi basınç 2 katına çıkardı deriz. Fakat F yay artacağı için yay daha çok sıkıştığından dolayı o zaman basıncımız iki katından daha fazla olmalı. Ama burada iki katı de deşin yanlış olmuş oldu. O yüzden cevabımız 1 ve 2'den burs olurmuş deriz. Nas makyaj aynasına baktığında yüzünün düz görüntüsünün boyutlarının yüzünün boyutlarından daha büyük olduğunu görüyor. Buna göre yargılan hangileri doğru da demiş. Arkadaşlar makyaj aynası dev aynası olarak da bilinir. Çukur aynadır aslında. Şöyle bir çukur ayna çizecek olursak şuraya. Bakın çukur aynayı aldığımızda. Öyle yapalım. Eğer cisim odakla ayna arasındaysa yani şu noktaysa görüntüsü aynanın arkasında daha uzakta ve görüntü olarak da daha büyük. Zaten o yüzden görüntüyü büyütmüş oluyor makyaj aynası ya da diş hekimlerinin kullandığı ayna küçük ayna da yine bunun gibi görüntüyü büyütmeye yarıyor. Tamam arkadaşlar şu mesafe x bu mesafe y diyecek olursak x mesafesi y'den her zaman daha büyüktür. Yok şurası f bölü 2 kadarsa özel durumsa o zaman görüntünün olduğu yerde f kadar arkadadır deriz. Yani makyaj aynasında kendimizi görebilmemiz için odakla aynı olmak zorundayız. Zaten makyaj buraya koyun, geriye doğru gidin. Belli bir yerden sonra kendinizi göremezsiniz. Şu görüntü aynanın arkasında olmaktan çıkar. Odan dışına çıkmışsınız demektir. Odan dışına çıktığınız anda yani şu bölgenin dışına çıktığınız anda artık ne yapmayacak? Görüntümüz aynada oluşmayacak. Tamam arkadaşlar? Odakla aynı cismi görüntü aynanın arkasında ve daha büyüktür. Görüntüyü büyütür deriz. Makyaj aynası çukur aynadır demiş. Evet doğru. 2. Makyaj aynasında oluşan görüntü gerçektir. Hayır. Aynanın arkasında olduğu için sanaldır. Gözde zaten sanal görüntüleri görür. Aynanın ön tarafında gerçek olsaydı göz tarafından görülemez dolayısıyla. O yüzden ikinciyi attık. 3. Makyaj aynasında oluşan görüntünün aynı olan uzaklığı Naz'ın görüntüsünün aynı olan uzaklığından fazladır demiş. Naz'ın yüzünün aynı olan uzaktan fazladır. Evet x mesafesi y'den her zaman daha büyüktür dedik. O yüzden cevabımız 1 ve 3'ten Ceyhan olacakmış deriz eşit hacimli içlerinde boşluk bulunmayan kürelerden K alüminyumdan L demirden yapılmıştır. Şunu alüminyumdan AL diyelim isterseniz buna demirden diyelim şöyle demir diye yazalım. Demirden yapılmıştır. Şekildeki gibi ısı yalıtılmış kaba konulan kürelerden K'nın sıcaklığı L'ninkinden büyüktür demiş. Böyle büyük olduğunu anlatmak için 20'ye 10 diyelim isterseniz. Demir ve alüminyumun öz ısı ve öz kütle değerleri şekil tabloda verilmiştir. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur diyor. Peki bakalım. Şimdi arkadaşlar eşit hacimli olduğu için bakın Kütleye bakacak olursak kütle dediğimiz bizim hacimli öz kütlenin çarpımı. Öyle değil mi? Alüminyona baktığımızda e, alüminyonun öz kütlesi 2.7. Eşit hacimli dediği için hacmini 1 santimetre küp alalım isterseniz. O zaman 1 santimetre küple cm santimetre gider. 2.7 gram alüminyum var demektir. 7.8 gram da demir var demektir. Bu mantıkla şimdi bakalım ne diyor? Kan ısı asırlarından büyük demiş. Arkadaşlar ısı kütle ile öz ısının çarpımı. Dolayısıyla bakacak olursak K'nınkine bakalım. Yani MKCK diyelim şöyle yazalım. Buna baktığımızda kütlesi alüminyumun ne kadardı? K alüminyumda 2.7 değil mi kütlesi? Öz ısısına baktığımızda da 0.2'ymiş. Çarptığımızda 5.4 yapar dolayısıyla. L'ninkine bakacak olursak MLCL -L diyecek olursak onunkine. L'miz ise demirdi. Demir olarak baktığımızda kütlesi 7.8 gram yapacakmış. Değil mi? C olarak baktığımızda 0.1'miş. Şöyle yaptık 0.1 ile çarparsak. 0.54 yapar 5.4 değil de bu e 7.8 ile çarptığımızda 0.78 yapıyor. O zaman ne yaptı arkadaşlar? Isı sahası olarak L'nin ısı sahası K'nınkinden daha büyük oldu ama burada K'nın ısı sahası daha büyük dediği için yanlış olmuş bir şey oldu. Birinciyi attık. 2. Denge sıcaklığı sağlanana kadar geçen sürede kanun sıcak değişim L'ninkinden büyük olur demiş. Arkadaşlar denge sıcaklığı şöyle aslında. Şimdi matematik hesabına girilmez diye müfredatta söylüyoruz. ya yani matematik hesabı yapmadan bu tarz sorular karşımıza çıkabilir sınavda. Şimdi eğer ısı sahaları maddelerin eşitse ısı sahaları eşitse o zaman denge sıcaklığı tam ortada buluşur. Mesela 20'yi 10'sa 15'te buluşur deriz. Ama ısı sahası kimin daha büyükse denge sıcaklığı ona daha yakındır. Mesela K'nın ısı sıcaklığı burada kimin daha büyük? L'nin ki büyük. L'nin sıcaklığı büyük O zaman denge sıcaklığı 15 değil de 10 ile 15 arasında bir değer alacak. Mesela 13 falan gibi bir değer olmuş olur deriz bu anlamda. Tamam arkadaşlar. Bir bakalım denge sıcaklığı sağlanana kadar geçen sürede K'nın sıcaklığı değişimi L'ninkinden büyük olur demiş. Evet denge sıcaklığı L'ye daha yakın olacağı için dolayısıyla K'nınki daha çok değişiyor demektir. Zaten 20'ye 13'ten 7 değişse diğer 3, 3 değişmiş olacak. Buradan da çıkartabiliriz. 2 doğru olmuş oldu. 3 K'nın verdiği ısı L'nin aldığı ısıya eşittir demiş. Arkadaşlar bunu şuradan anlamak gerekiyor. Islıca yalıtılmış ortamsa ki onu da söylüyordu yukarıda. Nerede arkadaşlar? Isıca atılmış kaba diyor. Nasıl ısı, ısıca yalıtılmış ortam diyorsa birinin verdiği ısı diğerinin aldığı ısı eşittir deriz. O lafı duymazsak o zaman bunu deme şansımız yoktu. Duyduğumuz için evet üçüncüyü de aldık. Cevabımız 2 ve 3'ten edin olurmuş diyeceğiz. Doğrusal bir yolda hareket eden bir hareketli ait hızlama grafiği şeklindeki gibidir. Buna göre hareketlerin 0.5 ve 15-20 saniye arasında hareketlerin ilgili yargılanan hangileri? Hangileri eşittir demiş. Bakalım arkadaşlar hız zaman grafiği verilmiş. Hız zaman grafiğinin zaman eksiliyle yaptığı alan bize yer değiştirmeyi verir. Bu anlamda bakacak olursak 0-5 aralında şu alana bakacağız. Bu alana baktığımızda bir kenar 5, bir kenar x8. O zaman buradan alınan yolu bakacak olursak alınan yolumuz x1 diyeyim isterseniz. 5 çarpı eksi 8'den eksi 40 metre yer değiştirme yapacakmış deriz. Ama 15-20 aralığına baktığımızda yani şuradaki alana baktığımızda burası ise x2 diyelim buna da. Bakın alt taban 5 üst tabanda 8. 5 kere 8'den o zaman 40 metre. Artı 40 metre tabii ki yer değiştirecekmiş. Dolayısıyla yer değiştirme büyüklükleri eşit. Çünkü 1'e eksik 40, biri artı 40 olduğu için yer değiştirme vektörel büyüklük. Yer değiştirme eşitleyebilmek için yönlerin de aynı olması lazım. O yüzden bunu attık. Alınan yollar eşit mi deseydi doğru olacaktı. Ya da yer değiştirme büyüklükleri eşit mi deseydi doğru olacaktı. Sürat demiş. Sürat dediğimiz bizim alınan yolun zamanına bölümü. Alınan yollar ikisinde de 40 metre. Yollar eşit. Zamanlar da zaten 5'er saniye olduğu için süratler işte olmuş oluyor. Çünkü sürat skaler büyük yöne bakmıyoruz. Alınan yola bakıyoruz sadece. O yüzden süratler eşit. Ama hız dediğimizde vektörel büyüklük olduğu için delta x bölü t diyeceğiz. Delta x'ler eşit işte olmuyor. Biri artı 40, biri eksi 40. Zamanlar eşit. Fakat biri artı, biri eksi olduğu için eşit olmadı. Ya da hızları şekilde gözüküyor zaten. Biri artı 8 metre bir saniye, diğeri eksi 8 metre bir saniye. Dolayısıyla yönleri tutmuyor. O yüzden hızları attık. Cevabımız yalnız 2'den bursa olurmuş deriz. Kalınlığı her yerinde aynı olan türdeşyayda oluşturulan katmasın teştir sıfır sıfırında konumu ve atma üzerindeki bir noktanın titreşim yönü şeklindeki gibidir. Sahnede bir bölme ilerleyen katmasın teştir sıfır andan itibaren geçen 9 saniye sonunda konumu ve titreşim yönü aşağıdan hangisidir demiş. Bakalım arkadaşlar. Şimdi bir defa şu ön noktası daha doğrusu şurası yukarı doğru çıktığına göre birazdan o zaman şöyle bir şekil aldırırsak orası yukarı çıkacak şekilde demek ki sağ tarafa doğru gidiyormuş deriz. Bakın oranın titreşim yönünden ne tarafa doğru gittiğini bulduk. Sağ tarafa doğru gittiğine karar verdik. 9 saniye geçecekmiş. Dolayısıyla 9 bölme yol aldıracağız. Sabit uçta ters dönerdi. Serbest uçta aynen yansırdı. Hadi gidelim. Bakın 1 bölme sonra burada. 2. de aşağı geldi. 2 burada. 3 burada. 4 burada. 5 de aynı şekilde aşağı doğru dönecek. 5 burada. 6 burada. 7 burada. 8 de yukarı çıkacak. Sabit de ters dönerdi. 9 da buraya geldi. Bakın aynı yere geldi fakat sola doğru gidecekmiş. O zaman aynı yerde olacağı için A olabilir. Burası olabilir. Diğerlerini eleyelim bir defa. Yukarıda olacak ve ortada olacak. Tabi yeni durumda artık ne tarafa doğru gidiyor? Sağa doğru değil de sola doğru gidiyor. Bakın şuna baktığımızda burası yukarı çıkacaksa bu sağa doğru gidiyor demektir. Ama burası yukarı doğru titreşiyorsa o zaman sol tarafa doğru gitsin ki orası yukarı doğru çıkabilsin. Ve sola doğru gittiğini bulduğumuz için de cevabımız Bursa olmalı.